Demek artık kim olduğumu biliyorsun. Artık? Çoktan demek istedin herhalde. Oğlumdan ne istiyorsun? Talibim oğlundan değil, senden. Ne olduğuna gelince... Bunu öğrenmek için biraz daha beklemen gerekecek. Neden şimdi değil? Bu hız tutkun sana bir gün kaza yaptıracak vallahi. Hadi hız yapıyorsun. İyi hoş da. Yani ara sıra kafayı kaldırıp şöyle bir etrafına bak. Ne bileyim, yolculuğun tadını çıkar. Ne yapayım? Bugüne kadar çok bekledim ki sabırsızlanıyorum. Telefondaki sesi duymanı isterdim. Daha uzun bir süre kendine gelemez. Sahra. Beni durdurmaya çalışma Mithat. Oğlun elimde Mithat Madra. Oğlun elimde Mithat Madra. Peki ya valide? Dur! Dur! Çabuk. Çok acil. Kadıköy polis karakolu. Ne olur oğlum, ne olur. Nesi var bunun? Uykusu var herhalde. Spreyin etkisi çoktan geçmiş olmalıydı. Belki de numara yapıyordur. Onu burada saklamanın iyi bir fikir olduğuna emin misin? Gözünü kapıdan ayırma. Ayırmam abi. Şimdi marinada onlarca hayat var. İçlerinden birinde kaçırılan bir çocuğun olacağı... Senin aklına gelir miydi mesela? Şeytanım bile gelmez. Mithat, Serkan! Mithat! Mithat! Serkan'ın nesi var? Ne demek bütün bunlar? Anne, iyi misin? Beni boş ver. Serkan kayıp. Ne olduğunu anlayamadım. Havaalanına gidiyorduk. Taksideydik. Ama sonra gözümü ağaçlık bir yerde açtım. Serkan yoktu. Mithat bir şeyler yap oğlum. Anne. Mithat. Anne, Serkan kayıp değil. Kaçırıldı. Nil. Nihayet. Ben de aramanı bekliyordum. Geceniz nasıl geçti? Benim yüzümden uykusuz kalmadınız ya. Sadede gel Nil. Oğlum nasıl? Turp gibi maşallah. Tabii şimdilik. İpeyi getirmezsen durum değişir haliyle. Lütfen saat 5'ten önce olsun. Lara'nın Mithat amcasının çocuk hırsızı olduğunu bilmemesinde fayda var.
Sana daha önce de söyledim Nil. İpek bende değil. O zaman bu süre içinde kaçıranları bulman gerekecek. İşin zor vallahi. Kolay gelsin. Dur, kapatma. Oğlumun sesini duymak istiyorum. Maalesef istiyorum gibi sözcükler kullanabilecek pozisyonda değilsin Mithat Madra. Ne oldu oğlum? Ne diyor? Serkan iyi miymiş? Serkan iyi anne. Nil onu bize geri verebileceğini söyledi. Ay çok şükür evladım. Çok şükür. Peki karşılığında? Saat 5'e kadar İpeği ona geri götürmemi istiyor. Aman Allah. Ne yapacağız şimdi? Zahra kızım. Anne, bunu Zahra'dan isteyemeyiz. Bir şey söyle kızım lütfen. Serkan'ımın hayatı sana bağlı. Polise gidebiliriz. Bu da aynı kapıya çıkmaz mı? Eğer polise gidersek torunuma zarar verebilirler. Bilmiyorum. Ama bunu benden isteme Firuza lütfen. Başka bir yol olmalı. Mithat başka bir yol tamam, olmalı. Tamam sakin ol. Bir yol var. Nile, Serkan'ın annesi olduğunu söylemek. Evet. Küçük bir olasılık belki. Ama Nil Serkan'ın öz oğlu olduğuna inanırsa... Eğer bunu yaparsak bu sefer de Serkan'ı yaşarken kaybetmek ihtimali doğmaz mı? Ya Nil oğlunu yanına isterse? Ya Serkan'ı bir daha göremezsek? Hiç değilse Serkan'ın yaşadığını biliriz. Geri kalan ömrünü Nil'in ellerine bırakarak mı? İmkansız Mithat. Kan bağının ne önemi var? Serkan artık Nil'in değil, senin oğlun. Söyleyin. Başka yolu var mı peki? Baba! Baba! Babacığım! Hiç boşa yorma kendini. Burada seni baban değil, Allah baba bile duyamaz. Tuvalete gideceğim. Tut biraz. Tuvalete gideceğim. Of! Yürü bakalım bacaksız. Benim bacaklarım var. Hadi çabuk ol. Tamam. Durun ben bakarım. Ha. İyi günler. İyi günler çocuğum. Mithat Demircan adına zarflar var. Evet. Şuraya bir imza alabilir miyim? Şunu alabilir miyim? İyi günler. Sağ olun. Amerika'dan Ali Bey yollamış. Şu Yemin Tezer denen adamı araştırmasını istemiştim. Odur herhalde. Bunu neden istedin ki? Karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutunu anlamak için. Bakalım yeni arkadaşları Nil'in dediği kadar var mıymış? Yoksa bize blöf mü yapıyor? Ali Bey'ine ne yazmış Mithat? Kimmiş bu adam? Tahminimden de tehlikeli biri. Ah Serkan'ım. Ah güzel oğlum. Allah'ım sen bizi neden sınıyorsun ya Rabbi? Lütfen. Lütfen torunuma anne, zarar vermesin. Anne. Anne lütfen. Kim bilir şu an neredin, anne, ne durumda? Anne yeter artık. Baksana da bir şey olacak diye korkuyorum. Firuzan. Zahra su getirir misin lütfen?
Sakin ol anne. Derin nefes al. Dayanamıyorum. Serkan'a bir şey olursa yaşayamam ben. Yapma anne, yapma. Elbet bir çaresini bulacağız. Elbet bulacağız. Eşkıyalarla başa çıkamayız oğlum. Zahra kızını kendi elleriyle geri veremeyeceğine göre. Anne. Anne. Hadi ama düştün mü? Çıkamam. Nedenmiş? Sabun bitmiş. Sen de elini sabunlamayı ver. Olmaz. Sabun vermezsen çıkmam. Bir sen eksiktin başımda. Bekle getiriyorum. Bacaksız. Bacağım var benim. Yapmak istediğinden emin misin? Değilim ama başka çaremiz var mı? Kızım. Lütfen benim için daha da zorlaştırmayın, olur mu? Zahra. Pişman olacağım bir şey yapmanı senden kimse isteyemez. Bana arabanın anahtarlarını ver. Neredesin be? Allah kahretsin. Hey! Neredesin Velet? Ne demek lan çocuk yok? Suya düşse sesini duyardım Yemin Bey. Denizin ortasında kanatlanıp uçmadı ya lan bu piç! Yatta her yeri aradım. Eğer o çocuğu bulamazsanız... Şehadet getirip öyle gelin lan karşıma. Ne? Siz hala burada mısınız oğlum? Ha? Söyle şimdi. Kim? Kadın mı? Aradığımız çocuk odur. Hayır hayır acele yok. Ben demedikçe kendi başınıza hareket etmeyeceksiniz. Tamam mı? Hadi. Hadi. Sobe. Neden Sahra Hanım? Haksızlık bu. İpek'ten bir kez daha ayrılmamalısınız. Ama mecburum İffet. Artık gitmek zorundayız. İffet, ipeği alır mısın? Sahra Hanım. İyi misiniz? Bir şey yok İffet. Geçer biraz da. Anne. İffet, ben yapamayacağım. Onu yeniden kaybedemeyeceğim. Aman beni affet. Beni affet.
Alo, İfet, bir şey mi oldu? Sahra Hanım sizinle konuşmak istiyor. Durumu pek iyi değil. Tamam. Mithat. Mithat çok üzgünüm, affet beni. Sahra lütfen topla kendini. Konuş benimle. Mithat ben yapamayacağım. Kızımı kendi ellerimle Nil'e veremeyeceğim. Bu hayatımın en zor seçimi. Bak, Serkan'a karşılık canımı vermem gerekseydi, inan bir an bile tereddüt etmezdim. Biliyorum. Mithat! Mithat! Ne söyledi oğlum? Neler oluyor? Nil'e Serkan'ın öz oğlu olduğunu söylemek zorundayız anne. Ben Allah'ım ne yaptım? Siz doğrusunu yaptınız Sahra Hanım. Hangi anne çocuğunu bir katilin eline bırakabilir? Bilemiyorum İffet. Artık hiçbir şey düşünemiyorum. Ağlayacak vakit yok. Tehlikedeyiz. Ne oluyor Yusuf Bey? Dışarıda evi gözetleyen iki adam var. Üstelik silahlılar. Siz hızla alt kapıdan arabaya ulaşmaya çalışın. Olmaz, sizi yalnız bırakamayız. Çıkın, çabuk çıkın. Kurtarın canınızı. Ama... Çıkın dedim size. Hemen polise gidin, çabuk. Hoş geldin Mithat Mandıra. Pislik. Neyse, kişisel hesaplaşmalarımızı bir yana bırakalım. Biricik kay. İpek yok mu? Buyurun. Ne istemiştiniz? Bir adres soracaktık dayı. İnşallah yardımcı olabilirim. Dediğin gibi. İnşallah olursun. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Kaç çeneni moruk. Burada kimse yok. Nerede lan çocuk? Ne çocuğu? Beynin açılmadıysa devam edelim ha? Şimdi hatırladın mı çocuğu? Kaçın! Çalışmıyor. Geliyor Sahra Hanım, çabuk! Çabuk kaçın! İn İfet, in ve koş hadi! Gel bakalım teyze. İkinci kurşun beynine girecek. Sabrımın nimetlerinden yararlanmak için fazla zamanın kalmadı. Ne plan yaptın bilmiyorum ama... Plan filan yok. Gerek yok çünkü yanlış atı oynadın Nil. Sana baştan beri ne diyorum ben? İpeğin sende olmadığına inanmıyorum. Bu oyunu daha fazla uzatmaya niyetim yok.
Telefonda Serkan'a veda etmek ister misin? Kimi arayacaksın? Yemin Tezer'i mi? Sana biraz ondan söz edeyim de eksiğin varsa düzelt. Ne bakıyorsun kadın? Çocuğu vermezsen hanım teyze ölecek diyorum sana. Ben zaten yaşayacağım kadar yaşadım. Kaçın Sahra Hanım, ipeği kurtarın. Kaçmazsanız hakkımı helal etmem. Dur, vururum. Gel yavrum sen amcana. Bırak çocuğu dedim sana. Bırak. Ne olur. Yaklaşma sakın. Yaklaşma. Bırak onu. İpek. 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 Verin kızımı bana. Durun. Sahra Hanım. Dersini iyi çalışmışsın. Yeminle ilgili oldukça kapsamlı bir araştırma yapmışsın anlaşılan. Araştırmacı ruhumuz nasıl da birbirine benziyor değil mi? Madem yemini tanıyorsun, ne kadar acımasız olabileceğini de biliyorsun demektir. Bilmiyorsan da Serkan vasıtasıyla öğreneceksin nasıl olsa. Nil, hayatının en büyük hatasını yapıyorsun. O çocuğa zarar veremezsin. Ya, neden? Hadi bana iyi bir neden söyle. Ne o? Kala kaldım. Yoksa ne yalan söyleyeyim diye mi düşünüyorsun? O pratik zekana ne oldu Mithat? Nil, bak. Kusura bakma ama çok sıkıldım. Bir saattir ne diyeceksin diye bekliyorum. Düşündün bir şey bulamadın. Bana bir şans vermedin de. Nil. Bunu yapamazsın. Tabii ki yapabilirim. Bak çok kolay. Dur. Serkan benim oğlum değil. İyi. Bu da yeni bir haber değil. Ama şimdi duyacağın yeni bir haber. Serkan. Serkan'a bir şey olursa gözümü kırpmadan tetiği çekerim bilesin.